Özal'ın kalbindeki rahatsızlık bundan 23 yıl önce ortaya çıkmış, 6 yıl önce de onu Metodist Hastanesi'ne kadar götürmüştü. Dünyanın en büyük kalp cerrahı Profesör Doktor Michael DeBakey kendisini kontrol etmişti. Özal o dönemde başbakan olmasaydı, köşesinde oturan ve hayatını sessiz sakin sürdüren biri olsaydı, bypass gibi ciddi bir kalp ameliyatına gerek görünmeyecekti. Ama Özal siyaset sahnesi dışında yer almayı hiçbir zaman düşünmemişti. Burada karar vermiştim ta baştan beri. Bir hizmet yapacaksam bunu sağlam yapmam lazım. Daha da iyi yapabilecek. Çünkü tempoyla yaşıyordu. Sabaha karşı 2'de 3'te herkesin uyuduğu saatlerde o ertesi günün gazetelerini okuyor ve güne çok erken başlıyordu. Doktorların uyarılarına pek kulak asmıyor, dinlenmeye zaman ayırmıyor, yasak olan yiyecekleri yiyor, zaten fazla olan kilosuna her geçen gün yeni kilolar ekliyordu. Özal'ın son Orta Asya gezisinin 36 saat öncesinde Gülhane Askeri Hastanesi Komutanı Profesör Doktor Tümgeneral Ömer Şarlak köşkteydi. Kendisini uyarmış, baştan aşağı bir sağlık kontrolü yaptırmadan yola çıkmasının sakıncalı olacağını söylemişti. Ama doktorunu dinlemeyen Özal yine uzun, ağır ve yorucu seyahatlerinden birine çıktı. 12 gün içinde Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ı gezdi. Bu kısa sürede sadece uçak yolculuğu 22 saat sürdü. Arabada, yürüyerek ve ayakta durarak geçirdiği saatlerin ise hesabı yok. Çeşitli toplantı, konferans ve davetlerde 32 saat konuştu. Zaten her dakika temas halindeydi. Cumhuriyetler kendisine temel attırma yarışına girmişlerdi. Sıradan bir ilkokulun açılış törenine bile çağrıldı. 16 yerde temel attı. Gezi sırasında yürümekte zorlandığı kimsenin gözünden kaçmadı. Kimi zaman birilerine dayanarak, kimi zaman bir yerlere yaslanarak ama durmaksızın sabahın alacakaranlığından gecenin yarısına kadar dolaştı, dolaştırıldı. Genç, sağlıklı gazeteciler bile programı baştan sona izleyemediler. Çoğu yere yetişemediler, birçok etkinliği kaçırdılar. Sondan bir durak önce Türkmenistan'da Özal yorgunluğunu ifade etmeye başlamıştı. 4. Selçuklu Sultanı Sancar'ın türbesine gidecek gücü olmadığını söylemişti. Ama kendisine çok ısrar edildi, o da ısrarları kıramadı, gitti. Ve son durak Azerbaycan'da yorgunluğu iyice artan Özal, son gün programını 3 saat kısaltarak 15 Nisan Perşembe günü öğleden sonra Türkiye'ye döndü. Son 5-6 yurt. Özal'ın son 24 saati Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nde başladı. 12 günlük yoğun bir geziden yeni dönmüştü. Ama doktorunun gezi öncesi yaptığı ısrarlı uyarılara rağmen tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmemişti. Yorgun kalbi yeni ve yorucu saatlere başlıyordu. Daha doğrusu son 24 saati. Saat 14'te köşkte Demirel'le görüştü. 40 yıllık iki dostun bu son görüşmesiydi. Sonra 15'te UNESCO Genel Müdürü'nü kabul etti. Bu kabuller yetmezmiş gibi 18-15'te bir Bulgar heykeltıraşın sergisine katıldı. Sanat üzerine bir konuşma yaptı. Yorgunluk yüzünden okunuyordu. Adeta çökmüştü. Bu sergi son resmi ziyaretiydi. Bu görüntüler ise son görüntüleri. 19.30'da Özal köşke dönmüştü. Köşkte o gün Cuma günü de yine akşam olmuştu. Özal'ın kalbi o gece oldukça yorgun düşmüştü. Ertesi günkü programı ise çok doluydu. Ama yorgunluğu ona bambaşka bir program hazırlamıştı. Köşkün sessizliği her sabah olduğu gibi cumartesi sabahı da nöbetçilerin sert adımlarıyla bozuldu. Uyanmıştı. Hemen kalkmadı. Kalkamadı. Kendini çok yorgun hissediyordu. Saat tam 10'du. Dışarıda askerler nöbet değiştiriyorlardı. Hazır ol! Tüfek! 10'da! Muhafız alayının nöbetçileri bir sonraki nöbet yerine doğru ilerlerken o da banyoya girdi. Saat 10.05'ti. Oradan çıktığında hayatının en riskli kararını verdi. Evvel diyor ki ben biraz diyor yürüyüm ama makinesine azıcık idman yapayım diyor. İçeri gidiyor. Yürüyüş bandına çıktı. Makineyi çalıştırdı. Bunun son yürüyüşü olacağını bilmiyordu. 657 adım attı, makineyi durdurdu. Tabii ki idman yaparken yanında biri olması çok iyi faydalı olurdu. Yani yanında bulunması belki gerekirdi birisi. Çünkü yorgun gelmiş, daha evvel bypass ameliyatı geçirmiş. Ne var ki yapayalnızdı. Saat tam 10.35'te banttan indi, soluk soluğa yatağın kenarına ilişti. Ayakkabısını çıkartırken eşine seslendi.
Semra Hanım, bana rahat bir elbise hazırla. Bu son sözleri oldu. Bu ara Semra Hanım, yemek kahvaltı masasında Cumhurbaşkanı'nın yumurtasını da soyuyor. Fakat Cumhurbaşkanı'nın geldiğini görmeyince içeriye gidiyor, Cumhurbaşkanı'nı orada görüyor. Köşk en kritik saniyelere girmişti. Eşi önce ne olduğunu anlayamadı. Sonra iyice panikledi. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu ve tek başınaydı. Köşkteki görevlileri yani onlara yardım eden garson ve garsonsuzlar... Korumak için eğitilmiş görevliler tetikte bekliyordu. Ancak tam kalbinden vuracak sinsi bir saldırıya karşı hiçbir ciddi önlem alınmamıştı. Saat kalp krizini 5 geçiyordu ve henüz etrafta doktor yoktu. Sadece birileri umutsuzca çırpınıyordu. Eğer sizin yanınızda o anda müdahalede yardımcı olacak cihaz, teknik cihaz yoksa sizin orada hani elle yapacağınız şey son derece kısıtlı. Nitekim ilk başta belki masaj yapıyorlar göğsüne. Ancak şöyle olabilirdi, Cumhurbaşkanı'nın dairesinde her türlü bir yoğun bakım ünitesi kurulmuş olurdu da o vakit belki anında bir müdahale yapılabilirdi. Tıbbi cihaz yoğun bakım ünitesi bir tarafa, köşkte böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini gösterir bir plan bile yoktu. Krizin üstünden tam 17 dakika geçmişti ve bu upuzun 17 dakikada hiçbir doğru adım atılmamıştı. Panik büyüyordu. O anda Sayın Cumhurbaşkanı gören arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzünün mor olduğunu, ayaklarının morardığını, hatta binbaşı, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın vücudu soğuk kanaydı ve ağzını açamıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da hayati belirtilerin o anda herhalde kaybolduğunu gösteriyor. Telefonlara işte o anda sarılındı. Krizin başladığı anda yapılması gereken yapıldı. Ambulans hazırlandı ve köşk doktoruna nihayet haber verildi. Doktor Hilmi Özkutlu'ya hastaneye gitmesi söylendi. Saniyeler sayılıyordu. Hilmi Özkutlu'nun evi aşağıda. Hilmi Özkutlu'nun arabayla bile gelmesi buraya 10 dakika sürer. Veya 7 dakika sürer. O vakit Hilmi Özkutlu'ya da hastaneye git deniyor. Saat tam 11'de sirenler çalmaya başladı. Köşkün ambulansı Ankara caddelerine fırladı. En başta yapılması gereken zamana karşı yarış kalp krizinden tam 25 dakika sonra başlamıştı. Ne var ki bu yarışa da doktorsuz çıkılmıştı. Ambulansa konuluyor çünkü ambulans arkasında bir doktorun yapacağı bir şey yok. Yani yetiş bir an evvel amaç hastaneye götürmek Cumhurbaşkanı'nın. Ama hangi hastaneye? Köşkte kaybedilen dakikalar altın değerine binmişti. Doktorsuz donanımsız ambulansta endişe iyice derinleşti. Başyaverin komutasındaki ambulans saat tam 11.10'da yönünü değiştirdi. Amaç en yakındaki hastaneye gidip birkaç saniye daha kazanmaktı. Yolda Cumhurbaşkanı'nın durumunda çok şüpheleniyor, endişeleniyor başyaver ve Semra'nın hemen arkasından yola fırlıyor. Yolda Gata'ya haber veriliyor ve güzergah Hacettepe'ye çevriliyor. Hacettepe'ye gidiliyor. Çok vakit alacağı için Gata'nın. Caddeler hızla geçildi. Kaldırımdakiler, yoldakiler ambulansın içinde nasıl büyük bir dram yaşandığını bilmiyorlardı. Yolda nabız sıfır civarında, sıfır. Ve maalesef bu çok üzücü son gelmiş oluyor. Ama ambulans üzücü sonu kabul etmedi. Hacettepe Hastanesi acil servisine doğru şimşek gibi ilerledi. Durdu, kapıları açıldı. Köşkteki kalp krizinden tam 40 dakika sonra sıradan bir sedye, hiç de sıradan olmayan bir insanı telaşla acil servise taşıdı. Hiç de sıradan olmayan, ancak öyleymiş gibi davranan bir insanı. Cumhurbaşkanı, hani normal bir cumhurbaşkanı gibi olsaydı, yani ben cumhurbaşkanıyım havasında olup böyle astı astı kestik, ister istemez her türlü şey civarda bulunur. Aman efendim elinizi yıkarken yanınızda birisi bulunsun denir. Fakat Cumhurbaşkanı senin benim gibi insan. Yani Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dı ya. Cumhurbaşkanının bu kapıdan içeri böylesine sedyeyle girebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Biz onun sıkı sıkıya korunduğunu, sağlığının sürekli kontrol edildiğini sanıyorduk. Çünkü o cumhurbaşkanıydı. Çankaya Köşkü'nde pamuklar içinde yaşardı. Ona bir şey olmazdı. Meğer öyle değilmiş. Ne kendisi dikkat edermiş kalbine ne de çevresindekiler. Meğer acil bir durumda ne yapılması gerektiğini kimse bilmiyormuş. Meğer köşkte onu hayata döndürebilecek hiçbir ciddi önlem yokmuş. Meğer hepimiz yanılmışız. Özal da yanılmış. İçin geliyor. Biraz önce de bir eksimiz var. Koşturma yerini Turgut Özal'ın alındığı odadaki telaşa bıraktı. Özal hiç de iyi gözükmüyordu. İnanılacak şey değildi. Özal'ın ziyarete girildiği sanıldığından uzman doktorlar henüz acil servise gelmemişlerdi. O yüzden Özal'ın çoktan durmuş kalbine ilk müdahaleyi acil servisin doktorları yaptı. Onlar da Özal'a ilk müdahalenin çoktan yapıldığını sanıyorlardı.
solunumun durması, nabzını döndürecek aletler takılmaya, ilaçlar verilmeye başlandı. Bu sırada kalp uzmanı doktorlar da acil servise inmiş, müdahaleyi diğerlerinden devralmışlardı. Saatler 11.25'i gösterirken, yani Özal acil servise geldikten 10 dakika sonra, acil servisin de Özal'a geri döndürmek için yeterli olmadığı görüldü. Daha fazla geç kalmamak ve Özal'ı hayata tekrar döndürmek için tedaviye kalp damar cerrahisinin yoğun bakımında devam etme kararı alındı. Ancak aslında müdahalelerde geç kalınmıştı. Hem de ilk krizi geçirdiğinde, hatta köşkte. Orada ilk müdahalesinin yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Şansı artabilirdi. Fakat orada müdahale yapılmamış. Onun niye yapılmamış bilemiyorum. Özal sedyesiyle asansöre bindirilip kalp damar cerrahisinin yoğun bakımına taşındı. Acil servisteki koşuşturmanın bir benzeri bu sefer de yoğun bakımda yaşanmaya başlandı. Bu sırada Kayat Operi dışarıda merak içinde bekleyen Türkiye'ye ilk resmi açıklamayı yaptı. Kendisine her türlü tıbbi müdahalede bulunmakta. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha henüz hayati tehlikeyi atlattığını söyleyemiyoruz. Durumu daha kritik bir şekilde cereyan ediyor. Oysa Özal o sırada günlük dildeki karşılığıyla ölmüştü. Ancak yoğun bakımda doktorlar tıbbın bütün olanaklarını kullanarak Özal'ı hayata geri döndürmeye çalışıyordu. Biz daha dışarı çıktı, Türkiye'yi beklenen sona hazırlayan açıklamasını yaptı. Durumunda bir olumlu gelişme yok şu ana kadar. Şimdi söyleyebildiklerim bundan ibaret. Hepimiz dua edelim. Acil serviste ve yoğun bakımda yaklaşık 3,5 saat süren uğraşın sonunda Yüksel Bozer Başkanlığındaki doktorlar grubu Özal'ın bir daha hayata döndürülemeyeceğine karar verdi. Tıp o sırada Özal'ı geri döndüremedi. Tüm bu olup biteni en yakından izleyen kişi de müdahale eden doktorlara başkanlık eden Profesör Doktor Yüksel Bozer'di. 3 tane kalp cerrahı, 4 kardiyolog, bir beyin cerrahı ve kendisinin özel doktoru olan arkadaşımız, bir de nörolog ve anesteziyologlar vardı iki arkadaşımız. Zaman zaman çok kısa sürelerle konsültasyon yapıp aşamaları, her aşamada da neler yapacağımızı tespit ediyorduk. Ve yapılan bütün bu tedbirlere rağmen tansiyonu gittikçe tutamamaya başladık ve masaja rağmen tutamamaya başladık. Ve 2,5 saat civarındaki kalp masajı bizi yapılan bütün ilaçlar, intraaortik balon pompası, suni teneffüs, maalesef iyiye götürmemiştir ve kendilerini saat 14.30'da da maalesef kaybettiler. Bilmem buna kader demek ne kadar doğru olur. Köşkte başlayan ardı ardına yapılan hatalarla Özal adeta ölüme sürüklendi. Gerekli tedbirler zamanında alınsa, ilk müdahaleler zamanında yapılsa, Özal da biraz olsun sağlığına dikkat etse, sonuç belki de böyle olmayacak, hastaneye bile gelinmesine gerek kalmayacaktı. Ancak olmadı. Özal dirseğinin üzerinde acil servisinden girdiği Hacettepe Üniversitesi'ni buradan morg kapısından bayrağı sarılı bir tabutun içinde askerlerin omuzunda terk etti. Bu talihsiz dostuydu. Ayrıca Körfez Savaşı sırasında saldırganlığa karşı bir araya gelen koalisyonun da kilit adamıydı. Kişisel açıdan da benim çok iyi dostumdu. Kendisini çok sever ve sayardım. Onunla 2,5 ay önce burada görüşmüşsünüz değil mi? Evet. Barbara ile beraber görüşmeye gittik. Ve yakınlardaki küçük bir yerde çok güzel bir öğle yemeği yedik. Gayet sağlıklı görünüyordu. Her zaman olduğu gibi neşeli ve cana yakındı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ve kendisinin çok ilgilendiği bölgedeki son gelişmeleri uzun uzun konuştuk. Her zaman konuşmaya değer birisiydi. Özal'dan her defasında yeni şeyler öğrenirdiniz. Neler yaptığımızı konuştuk. Birlikte yaşadığımız olayları bir daha andı. Ancak o Başkan Clinton'a karşı da son derece saygılıydı. Dünyanın sorunlu bölgelerini konuştuk. Yakın bir dostla beraberdim. Çok rahattım. Ancak bu dostluğumuzun devamı için de telefon konuşmaları ya da sürekli ziyaretler gerekmiyordu. Odaya girdiği anda yakınlığını ve sıcaklığını hissederdim. Zaman zaman sağlığı konusunda endişeleniyordum. Bazen check-up yapmak için Amerika'ya gelirdi. O zaman kendisini arayıp nasıl olduğunu öğrenirdim.
dayanın. Kendisine herhangi bir konuda yardım edip edemeyeceğimi sorardı. Tabii o zaman başkandı. Sizi birbirinize... Bu ilgi çok insanları şaşırttı. Beni de şaşırttı ama... babamı şaşırttığını hiç sanmıyorum. Çünkü kendisi insanların kendisine olan sevgisini biliyordu. Ve bunu bize defalarca söylemiyor. Hayır. Yani o konuda şeyiniz var. Peki bu ilgi, muazzam bir ilgi var. Bu ilgi acaba sizce bir oy potansiyelini de beraberinde getiriyor mu? Bu ilgi evet tabii ki bir oy potansiyelini getirir ama bu ilgi esasında Turgut Özal'ın felsefesine sahip çıkan herkese ait. Onun ilkelerine, onun memleketi için, Türk Cumhuriyetleri için düşündüğü büyük, yaratmaya çalıştığı büyük hadiselere sahip çıkan herkese ait. Bu oy potansiyelini kim kullanabilir, onu anlamak çok güç. Tekrar geliyorum fakat bu oy potansiyelini kullanmakta mesela Mesut Yılmaz liderindeki Anavatan Partisi'ni kullanabilir mi? Mesut Yılmaz liderindeki Anavatan Partisi tabii ki kullanabilir. Yalnız tabii zaman zaman basında çıkmıştı Mesut Yılmaz.